Evet, biz de buradan yağmura kalp gönderiyoruz. Evet, Türkiye'nin yardım ili Robotel'i konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Robotel Türkiye kurucularından Zeynep Karagöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Evet, öncelikle Robotel Türkiye hareketi nedir? Bununla başlamak istiyorum. Yağmur çok mutluydu. Onun mutluluğu stüdyoya da yansıdı. Bulaşıcı. Biz de mutlu olduk. Evet. Zaten onun için yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülücükler bizi de motive ediyor. Amniyotik bant sendromu diye bir rahatsızlık var. Ana karnında doğmadan önce uzuvların gelişmesini engelleyen bir takım sebeplerden dolayı çocuklar parmakları, elleri tam gelişmemiş olarak doğuyor. Çocuklarda protez ihtiyacının çoğu bu sebepten doğuyor. Tabii ki travma, çocuk işçi, işte terör, savaş gibi sebeplerden uzuv kayıpları da var ama bu sendrom yaklaşık 1200-1500 kişide bir görülüyor ve yani Türkiye nüfusunuza vurduğunda inanılmaz bir rakam ediyor. Senede 1200 bebek demek. Evet. Evet. Oldukça yüksek bir rakam. Ve çocukların bütün dünyada proteze erişimleri yok. Neden? Protez çok pahalı. Çocuklar çok hızlı büyüyor. Yapımı da çok meşakkatli. Bu sebepten dolayı bütün dünyada demişler ki siz büyüyün, gelişiminizi tamamlayın. Ondan sonra protezinizi alın. Evet, gerçekten çok mantıklı. Şimdi siz söyleyince düşündüm. Yoksa hani sanki takılıyor ama o büyüdükçe tabii protezin de değişmesi gerekiyor. Sürekli değişmesi lazım. Protezler çok pahalı. Çoğu hareketsiz protezlerin. Buna rağmen çok pahalı. Ve de çocuklar büyüme atakları ile yani senede 1-2 defa bazen 3 defa değiştirmeleri gerekiyor. Yaklaşık 5 yaşından 18-20 yaşına kadar bir bireyin 20 tane falan değiştirmesi gerektiğini aşağı yukarı hesapladık. Maliyetlerin de çok yüksek, olduğunu söylüyorsunuz. Bir de yapımı da meşakkatli, yani bu çocuklarımızın her birinin anatomisi, fizyolojisi başka olduğu için her birine kişiye özel bir şey yapılması lazım. Bazen yapılana kadar büyüyorlar. O derece. Fabrikasyon olması da mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Dolayısıyla dünyada bu kardeşlerimizin proteze erişiminde bir sorun var. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi de kişiye özel üretim avantajıyla buna böyle bir çözüm getiriyor. Ne yapıyoruz? Aslında bu çocuklarımızın hem protez yaşına gelene kadar kol kaslarında kullanmadıkları için erimeye sebep olması, sağ beyin, sol beyin gelişiminin yeterli seviyede dengeli olmayışı gibi sonuçlara yöneltmemek için, artı bir de duygusal, sosyolojik entegrasyon gibi sorunları da biraz etkilemek üzere 3 boyutlu yazıcılarla eli ve parmağı olmayan çocuklarımıza mekanik eller yapıyoruz. Ücretsiz, evet, olarak bir sivil toplum örgütüyüz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladık aslında. Ben mimarım. Tasarım ajansının sahibiyim. Eşim de mimar. Beraber çalıştığımız makine mühendisi bir arkadaşımızla 3 boyutlu yazıcılarla proje yapıyorduk. İnsanların hayatını nasıl radikal bir şekilde değiştirebileceğini göstermek için proje ararken bunu bulduk. Dedik ki mükemmel bir örnek. Çünkü bir insanın, bir bireyin hayatını A noktasından B noktasına radikal bir şekilde geliştiren, değiştiren bir teknoloji. Bir telefon kılıfı basmaktan çok daha kıymetli, değerli. Kesinlikle. Biz de yapmalıyız dedik. İlk 2014 yılında başladık. Robotel.org diye bir site kurduk. Yaptıklarımızı da orada yayınlamaya başladık. Zamanla büyüdük, büyüdük, büyüdük ve kocaman bir aile olduk. Şimdi bir sivil toplum örgütüyüz. Gönüllülerimize, ihtiyaç sahibi, özellikle çocuklarımıza mekanik eller yapıyoruz. Robotel diyoruz çünkü robota benzediği için. Aslında robotik bir tarafı yok. Tamamen mekanik. Bilek ekleminin hareketiyle veya dirsek ekleminin hareketiyle parmakların hepsi birden mekanik olarak bir kavrama işlemi yapıyor. Yani çok komplike hareketler yapamıyor ama bardak tutma, yemek yeme, bilgisayar kullanma, oyun oynama gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaşamsal aslında her şeyi yapabiliyor. Evet. Peki tabii bu tür işlerde, bu tür organizasyonlarda, bu tür platformlarda destek çok önemli. Çok. Ve siz bu robot ellerin de aslında çok ne kadar pahalı olduğundan da bahsettiniz. Bizim yaptıklarımızın maliyeti yok denecek kadar az. 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin böyle bir avantajı var. Evet. Plastik kullanıyoruz. 3 boyutlu yazıcıda kullandığımız malzeme PLA dediğimiz biyoplastik, yani nişasta bazlı bir plastik. Dolayısıyla gıdayla temasında da sıkıntı yok çocukların kullanımında. Maliyeti 50 lira değil, yani neredeyse bedava diyoruz. Çünkü içinde kullandığımız plastik, işte lastik, ip,
İşte içindeki sünger kaplama, en pahalısı parmak uçlara taktığımız silikon parmak uçları, onları yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. O yüzden fiziksel maliyeti çok değil ama her birinin bir bireye, bir tasarımcı veya bir ekip tarafından özel olarak tasarlanması, modifiye edilmesi, basılması yapılması lazım. Bu da inanılmaz bir emek ve zaman demek. Onu da ölçmek neredeyse imkansız. O yüzden tabii ki biraz gönüllülük aşamasında zaman alan, enerji ve emek isteyen bir iş. O anlamda değerli. Dediğiniz gibi destek çok çok önemli. Biz de çünkü gönüllülerle çalışarak ilerliyoruz. Evet. Peki nasıl bir ekipten bahsediyoruz? Kaç kişisiniz? Ya aslında çekirdek ekip biz 3 kişi kurduk ama giderek büyüdük. Şu anda şöyle söyleyeyim, Türkiye çapında 3000'den fazla gönüllümüz var bütün Türkiye'de. Sistemde 600'den fazla 3 boyutlu yazıcı var. İstanbul'da başladık. İstanbul'da merkezimiz var. Çekirdek ekip İstanbul'da ama buradan giden gönüllü arkadaşımızın koordinasyonuyla 2 senedir Ankara'da bir ekip toplanıyor. Ankara grubu oluştu. İzmir'de EMOT Hastanesi desteğimiz var. El mikrocerrahi, ortopedi, travmatoloji. Orada doktor gönüllülerimiz var. Orası İzmir grubunu kurdu. Şimdi yavaş yavaş başka şehirlerde de kurulmaya başlıyor. Üniversitede takımlarımız var. Kurumsal takımlar olmaya başladı. Giderek büyüyoruz. Ailemiz büyük yani. Öyle. Evet. Ondan gurur duyuyoruz açıkçası. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki bir de şey vardır. Hani bir deyim vardır ya, el vermek diye. Siz aslında onu fiili olarak da gerçekleştiriyorsunuz evet, çocuklara. Kaç çocuğa bugüne kadar dokundunuz, el verdiniz? Valla biraz sayma konusunda çok şey olduğumuzu, kayıtta olduğumuzu söyleyeyim ama 100'ü geçtik. 100'den fazla kişiye robot el verdik. Yaklaşık 200 tane de sistemde şu anda yapılan veya verilmekte olan veya bekleyen var. Bunların çoğu çocuk. 5 yaşından itibaren kabul edebiliyoruz. Çünkü motor becerilerinin biraz gelişmiş olması, kullanabilecek seviyede olması evet, gerekiyor. Yetişkinler başvuruyor. Yetişkinler başvurduğu zaman da şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki biz çocukların proteze erişimi olmadığı için onlara öncelik sağlıyoruz. Sizi listede onların arkasına alalım diyoruz. Ama bilin ki bir, yetişkinlerin biraz estetik kaygıları var, onu tam karşılayamayabiliyor. Biyonik elektronik el, isterseniz düğme ilikleme gibi parmakların ayrı hareketi gibi bir özelliği yok. Buna rağmen istiyorsanız, tercih ediyorsanız yapabiliriz diyoruz. Mesela Bursa'da bir gazimize verdik. İstanbul'da bir üniversite öğrencisine verdik. Hatta kendi elini kendi tasarladı. Onu nasıl becerebildi peki? Ya şimdi bizim robot el aslında yaptığımız projelerden bir tanesi. Bir gönül işimiz, sosyal sorumluluk proje. Aynı zamanda bir sosyal girişimci ekibiyiz. Maker hareketinin içerisinde yer alıyoruz. Robot el bizim çok sevdiğimiz ve en çok örnek gösterdiğimiz bir maker projesi. İstanbul'da 4 Levent'te bir atölyemiz var. Ammar bir değişim öğrencisi, üniversite öğrencisi. Geldi, ben işte protez kullanıyorum ama çok ağır, hiç pratik değil, hareket etmiyor. Robot el istiyorum dedi. Mühendislik okumaya gelmiş Türkiye'ye. Biz de dedik ki sen yetişkinsin bir. İkincisi madem mühendislik okuyorsun tasarım öğrenebilirsin. Kendini neden yapmıyorsun? Evet. Aynen öyle dedik. Atölyemize birkaç ay geldi gitti. Kendi elini yapmayı öğrendi. Modelini yapmayı öğrendi. Gönüllerimiz aracılığıyla robot el basıldı. Teslim edildi. İlk eli 2018 başındaydı zannedersem yapıldı. Sonra geçen sene işte yıl sonunda Aralık ayı gibi üstüne bisiklet düşmüş. Yenisi yapıldı, teslim edildi. Evet. kolay yapıyoruz. Bir kere modeli çıkardıktan sonra basması çok kolay. Evet. Belki o da şey ya, artık tasarımını da öğrenmiş. Belki başkalarına da gönüllü olarak falan belki dedi, yardımcı da olur. Evet. Başkalarına da yardımcı olabilir. Evet, onu da bekliyoruz. Evet, aslında o hareket edilebilmesi gerçekten çok önemli. Robot el demenizin aslında sebebi evet, de o. Özellikle gazilerimizde de görüyorum aslında çok hareket edebilen mekanizmalar çok takılmıyor galiba Türkiye'de. Çok ağır. Yani içinde motor, mekanizma, işte pil vesaire olunca kullanışlı olmadığını söylüyor bazı yetişkinler. Tabii ki pahalı ama hani onların erişimi olabiliyor sosyal güvenceleri sayesinde. Olmasına rağmen takamayan, ağır olan, çok terletiyor diyen, kullanamıyorum diyen gazilerimiz, yetişkinlerimiz var. Evet. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden evet, geldiğince. Ama yani özellikle çocuklar için yaptıklarınız çok çok önemli. Çünkü okula gidiyorlar. Çocuklar bu anlamda biraz da acımasızdırlar.
Yani evet. Şey, bir şey saklama dürtüleri ve duyguları olmadığı için, gelişmediği için belki de her şeyi çok net söyleyebiliyorlar. Evet, bunu avantajımıza kullanmaya çalışıyoruz. Yani biz Robotel'de çocuklara şöyle bir duyguyla yaklaşıyoruz. Siz eksik değilsiniz, siz sadece farklısınız. Bu abinin ablanın gözlüğe ihtiyacı var, senin de Robotel'e ihtiyacın var. Onları kendilerini eksik değil, özel hissetmeleri evet. için bir araç, bir oyuncak olarak kullanıyoruz. Zaten yaparken de kendi hayal ettikleri temalarda, şekillerde, kahramanlarla süslenmiş eller yapıyoruz. O zaman işte okula gidip benim Kaptan Amerika elim var, benim Elsa elim var, benim işte Spider-Man elim var falan gibi böyle onların hayal ettikleri güçlü kahramanlarla süslü elleri olunca şunu duyduk, biz de istiyoruz diyen çocuklar var yani. Ben de takacağım, dışarıdan takacağım, bana böyle bir tane yapı falan diyenler oluyor. Ha, popüler de oluyorlar aslında. Evet, evet, ne güzel. Peki biraz Yağmur'u gördük, Yağmur'u tanıdık. Böyle en son kapatırken de kalp yapmıştı. Evet. Yağmur takılalı herhalde 2016 yazıyordu. 2016 yılında Yağmur'la tanıştık. İlk yaptığımız çocuk vaka Yağmur. O yüzden göz bebeğimiz. Evet. Çok özgüveni yerinde, kendisi diğer kardeşlerine çok örnek oldu. O anlamda çok mutluyuz onunla tanışmış, beraber bir şeyler yapmış olmaktan. Bir sürü kardeşimiz Yağmur'un videosunu gördükten sonra işte ben de Yağmur'unki gibi istiyorum dedi. Elsa zaten Frozen kızlar arasında bir numaralı tema. Herkes ben de Elsa'lı istiyorum, ben de Kartaneli istiyorum vesaire. Moda yarattı resmen. Ondan sonra takla atarken kırmış elini. Şimdi ona yeni bir el yapıyoruz. Hatta ekibimizde bir yandan vakalara yetişkin ve çocuk vakalara el yapan gönüllülerimizin içerisinde biyonik el, elektronik el üzerinde çalışan gönüllü ekiplerimiz de var. Belki Yağmur'a öyle bir projeyle, hani bir de hediye yapalım ekstradan diye öyle bir projeyle gideceğiz. Şu andaki gündemimizde bu var. Ah, biraz anlatır mısınız onu? Yani bu takılan robot elden çok daha farklı bir mekanizmadan evet, bahsediyoruz. Evet, ya şimdi orada bize çok talep geliyor. İşte biyonik el yapan ekipler, araştırma grupları, üniversiteler bize hem proje konusunda bilgi almak için hem bu konuda çalışmak için. Biz diyoruz ki biyonik el, elektronik el şu anda çok popüler bir araştırma konusu ama hala araştırma konusu. Birincisi işin içine motorlar, devreler girdiği zaman el çok ağırlaşıyor. Özellikle hani yetişkinler için bu nispeten kolay bir noktayken çocukların taşıyabileceğinden çok daha ağır hale geliyor. Bir de bunun sürekli değiştirilmesi, o dış kılıfının yenilenebilecek bir model olması apayrı bir tasarım becerisi gerektiriyor. Dolayısıyla bir araştırma süreci. Şimdi bunca bekleyen vaka varken bir tane vaka üzerinde bu kadar çok zaman harcamayı biz prensip olarak önceliklendirmiyoruz. Ama gelenlere diyoruz ki siz bir yandan mekanik elleri yaparken bu araştırmanızı da devam ettirebilirsiniz. Hatta buradan aldığınız deneyim ve bilgileri bu araştırmanızda ve projenizde tecrübe olarak kullanmanız size çok faydalı olacaktır diyoruz. Bu şekilde çalışan 3 tane grubumuz var. İki tanesi İstanbul'da, bir tanesi Ankara'da. Tabii zaman alıyor. Yani bir elin yapımı bir sene, 18 ay, 2 sene sürebiliyor. Çünkü bir tasarım aslında, araştırma geliştirme projesi. Gerçekten de zor çocuk ebadına onu sığdırmak ve kullanılır hale getirmek. Şimdi mentorlarımız da var. Sağ olsun gönüllü akademisyen, profesör, doktor vesaire. Onlar da biraz hızlandırdılar süreci. Onlar sayesinde elektronik proje konusunda da biraz yol almaya başladık. Onunla ilgili de çalışmalarımız bir yandan eş zamanlı olarak devam ediyor. Ötekileri yaparsanız ama ona izin veriyoruz diyoruz. Şu anda acil onların aslında hayatının evet. gereksinimini karşılayabilecek evet. olan şu andaki robot eller. Evet, evet. Evet. Gerçekten çok ciddi rakamlardan bahsettiniz. Yani 1200-1500'de bir... Bu arada Türkiye'de istatistiği yok. Yani ben örnek olarak evet, Amerika'da ve Japonya'da evet. yapılan araştırmaları örnek gösteriyorum. Ama bu amniyotik bant sendromu herhangi bir sosyokültürel veya coğrafi bir şeye bağlı bir durum değil. Neden olduğu tam bilinmiyor. Ana karnında kordon dolanmasından kan dolaşımı yetersizliğinden deniyor. Dolayısıyla herhangi bir sebepten dolayı burada daha fazla veya daha az olacağını öngörmüyoruz ama engelli de sayılmadıkları için böyle bir kaydımız, istatistiğimiz Türkiye'de yok. Örnek olarak o kayıtları kullanıyoruz ama oldukça yüksek bir rakam. Engelli olarak sayılmıyorlar mı? Çünkü engelli olarak işte parmak kaybı falan, onların heyete girmeniz lazım falan, bir takım resmi prosedürler var. Çocukluktan, doğuştan sadece parmakların gelişmemiş olması bazen yeterli olmuyor.
Evet. Yani 1200-1500 şey için dedim, yani 75 milyondan fazla bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle baktığımız zaman gerçekten çok büyük çok. Bir rakam ortaya 60 çıkıyor. 60 bin hesaplamıştım, aritmetiğim çok kötüdür. Yani ama. 60 bini de sizin çözebilmeniz, yani sizin destek ve yardımcı olabilmeniz hani çok mümkün gibi görünmüyor. Değil mi? Biraz büyük gözüktü. Ya aslında amacımız birincil aşamada farkındalık yaratıp bununla ilgili daha büyük adımların atılmasına vesile olmak. Tabii ki Türkiye'deki her vakayı biz çözeceğiz diye bir iddiamız yok. Zaten bu rakamlarla da hani mümkün görünmüyor. Ama şöyle bir şey mümkün. Aileler bilinçlendikçe, gönüllüler çoğaldıkça, her ilde bunu yapan bir grup oluşursa neden olmasın? Çünkü hedefimiz zaten yetişkinler değil özellikle olarak. Sadece çocukları alırsak zaten bu rakamın oldukça büyük kısmı yetişkin olduğu için azalacak. Çocukları ele aldığımız zaman da hani hayalim açıkçası. Ailelerin bunu kendi yapabiliyor hale gelmesi. Çünkü çok zor değil. Yani biraz tasarım becerisi, biraz dijital beceriler kullanıldığı zaman, bir de artık her şehirde yavaş yavaş sistem atölyeleri, üç boyutlu yazıcı dükkanları vesaire, bu teknolojinin kullanıldığı alanlar giderek çoğalmaya başladı. Biraz farkındalık yaratırsak ben inanıyorum ki gönüllü ağıyla onlara destek verecek ekiplerin çoğalacağını ve de hani nihayetinde sadece işte bir iki günde basılıp monte edilebilecek bir kısmın, fiziksel kısmının hızlı çözülebileceğine inanıyorum. Bu sürecin en azından ön ayağı vesilesi olmak hayalimiz. Evet. Tabii şimdi siz böyle o kadar kolay anlatıyorsunuz ki hani aileler de çözebilir, aslında yapabilirler, çok zor değil diyorsunuz ama bence siz yaptığınız işi artık herhalde yapmış olmaktan dolayı... Bir içeriden bakma durumu var. Evet, evet, yani o anlattığınız kadar bence kolay bir şey değil. Peki bundan sonraki hedefiniz ne? Yani işte bundan sonra daha kaç çocuğa dokunmak istiyorsunuz? İşte artık evet çocuklarımıza yeteri kadar dokunduk, biraz da gençlere de işte ya, yani orta yaşlılara da yardım edelim seviyesi ne zaman mümkün olabilir? Ya açıkçası birinci hedef bu çocuk vakaların sayısının mümkün olduğunca ulaşabileceğimiz çok çocuğa ulaşmak. Çünkü o bitmiyor. Yani devam geliyor. Çocuklara bir kere vermiyorsunuz. Sürekli veriyorsunuz. Yani bir kere... Evet, büyüdükçe dediniz çünkü evet, sürekli değişmesi gerekiyor. Yani ilk taktığımız gerekiyor. Çocukların şu anda ikinci, üçüncü, dördüncü elleri yapılıyor. Dolayısıyla o biten bir iş değil. Dolayısıyla o sorumluluğu layığıyla taşımak, onlara el vermeye devam etmek, daha çok çocuğumuza ulaşabilen bir ağı verimli ve daha hızlı bir şekilde çalıştırmak şu anda temel hedefimiz. Çünkü herkes soruyor ne kadar sürüyor bir eli yapmak diye. Bir kere her vaka değişiyor. Vakanın zorluğuna, onun anatomisinin ne kadar tasarım gerektirdiğine bağlı süre değişiyor. Gönüllünün de deneyimi, becerisi farklı. Bazı gönüllülerimiz çok veteran. Yani benim eşim mesela bir haftada bir eli yapar hemen. Ama bir yeni kurulan bir takım var. 3 ayda, 4 ayda ilk elini yaptı. Çok normal. İşte şimdi az önce söylediğinizde dönüyoruz. Demek ki o kadar kolay değil. Ama ilkini yaptıktan sonra gerisi çok kolay. İlkini yaptıktan sonra demek ki böyle oluyormuş. Hata yapmaktan korkmayalım. Çünkü 3 boyutlu yazıcı dediğim gibi fiziksel maliyeti o kadar az ki. Ya yanlış bastık, bir daha bas. Yanlış bağladım, bir daha bağla. Yani çok zor değil ama önemli olan hata yapmaktan korkmamak. Evet. O yüzden böyle imtinalı ilk seferinde davranıyoruz. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü vakalar çok daha hızlı gelebiliyor. Hedefimiz takımlar oluşturmak. Üniversitelerde, kurumlarda, illerde. Ondan sonra bu takımların sürekli vaka yapar ve sürdürülebilir bir model halinde Robotel Türkiye'yi Türkiye'nin her yanında sürekli çalışan düzgün bir mekanizma halinde devam ettirmek. Ondan sonra zaten arkasından elektronik el araştırmaları geliyor. Bunun sosyokültürel araştırmaları geliyor. Şu anda çok taze bir teknoloji. Nasıl uzun vadede etkileri olacağını da ölçümlemek için çok ciddi data yok. Dolayısıyla şu anda mesela üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi 3 boyutlu yazıcının bu uzuv deformasyonu konusunda sosyokültürel etkisi nedir? Orient Enstitü'den bir sosyoloji doktoruyla birlikte şu anda Avrupa Birliği'nde yapılan bir projenin içerisindeyiz.
İki tane üniversitede endüstri ürünleri tasarımı bölümünde bitirme projesi olarak değerlendiriyoruz. Bir yandan bununla ilgili tasarım araştırmaları yapmaya çalışıyoruz ki Türkiye'den özgün bir tasarımda dünyaya hediye edelim. Hayallerimizden bir tanesi de o. Oo, harika hayalleriniz var. Zaten gerçekleştirdikleriniz de muhteşem. Ben çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz için. Gerçekten çok önemli bir hareketin içindesiniz. İçinde özne olan bir... Öznesi çocuk olan ve çocuğu mutlu edecek bütün projeler çok önemli ve çok kıymetli. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, kadının gündeminde kısacık bir aramız var. Arkasından yeni konuğumuzla devam edeceğiz.